Ekim hoş geldiniz. Saatlerimiz şu an 1'e geliyor. Videoların düzeni, sıralaması çok fazla değişti. Bunun için kusura bakmayın. Çok fazla video modunda değilim. Eski böyle arka arkaya video çekeyim, temizlik yapayım modundan çıktım yine. Nedenini bilmiyorum. Ara ara böyle dönemsel olarak şeyler olabiliyor. Şimdi mutfaktayım. Saat 1. Niye bu saatte video açtım? Dün gece Aras hiç uyumadı. Çok uykusuz bir gece geçirdik. Saat 2 civarında falan artık iyice böyle kalktı, konuşmaya başladı. Anne ben uyumak istemiyorum. Anne çok sıcak. Ondan sonra bir kalktı, anne ben üşüyorum. El sıcaklıklarına bakıyorum. Acaba ateşi mi çıktı diye ateşine bakıyorum. Ateşi yok. Ama boğazının şişme ihtimali de yüksek. Çünkü sürekli dolaptan bir şeyler yemek istiyor. Ve buzdolabının sıcaklığını da arttırdık yani hasta olmasın diye. Meyve çıkartıyorum. Meyveleri önden biraz dışarıda bekletiyorum, sıcak suda yıkıyorum ki hasta olmasın diye. Gerçekten gecemi gündüzüme katıyorum ki arası hasta etmemek için. Aynı şekilde geceleri de yanımızda yatırıyoruz, ısıtıcıyı çalıştırıyoruz ara ara. Üzerini sürekli örtüyorum, uyanıp sürekli. Yani inanılmaz bir çaba içindeyim ama ona rağmen şu anda biraz boğazlarında şişlik var. Yine şu anda hafta içi olduğu için muhtemelen doktoru götüreceğim. Sağlık ocağına götürüyorum. Sağlık ocağında bir antibiyotik yazdıracağım. Elimizden de başka bir şey gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde Aras'ın doktoru, nöroloji doktoruna götürdüm. Biliyorsunuz havale geçirdikten sonra test falan hiçbir şey yapmamışlardı. Normalde EEG ve MR çekilmesi gerekiyormuş. Bakılması gerekiyormuş ama hiçbir şeye bakılmadı bize. Ben de zar zor, güç bela bir randevu ayarlayabildim. Ve randevuya gittim. 21 Kasım'da MR randevusu verdiler. MR'a bir ilaç kullanılması gerekiyormuş. O ilacı Aras'a vermemiz gerekiyormuş. Uyku ilacıymış. Ama Aras'ın hastalığından dolayı her ilacı alamadığını bildiğim için bir doktoruna danışacağım. Alabilir mi diye. Oradaki nöroloji doktoru alabilir. Bir problem olmaz. Zaten de başka türlü orada uyumadan asla çekilemez MR dedi. EEG için de 11 Aralık'a randevu verdiler. Zaten biz 19 Aralık'ta İzmir'e gideceğiz. İzmir'deki nöroloji ve kalp muayenemiz için. Onların öncesinde çekilecek. Bilmiyorum oraya gidene kadar yetişecek mi? Oradaki doktorumuzla bir iletişime geçeceğim. Hem bu durumdan bahsedeceğim, hem ilaçtan bahsedeceğim. Hem de bu EEG ve MR yapılmalı mıdır, gerekli midir gerçekten bundan bahsedeceğim ve soracağım. Bu şekilde yani bizdeki durum var. Hastane işleriyle uğraştığım için inanılmaz psikolojik olarak kendimi çökmüş hissediyorum. Hastane ortamına girince zaten herkes aynı düşünüyordur benimle. Hastane ortamı inanılmaz kasvetli ve kötü bir ortam. İnsan oraya girince kendini gerçekten kötü hissediyor. Ben de o moddan henüz daha çıkamadım. Mutfağa girdim. Mutfakta daha dün bakın tarhana çorbası yaptım. Burada pislikleri duruyor. Dün akşam o kadar yorgun ve bitkindim ki direkt uyumak istedim. İyi ki de yatmışım. Aras'la beraber yatıp uyudum ki gece kalktı çünkü. Keşke kalkmasaydı ama. Yani gece saat 5.30'a kadar uyumadı Aras. Sürekli kalktı, sürekli konuştu, sürekli sıkıntı vardı yani. Bir problem var, muhtemelen boğazları şişecek. Şişlik var hafif ama kızarık da var. Yani hemen de geçebilir. O yüzden çok geç kalmadan sağlık ocağına götürmek istiyorum. Bu arada kahve makinesinden de haber geldi. Ürün iadesi. Talep etmedik aslında biz hiçbir şey de. Yani ürünün iadesi kabul edilmiş. Eğer isterseniz ücret talebinde bulunabilirsiniz. İsterseniz de ürünü aynı ürünle değiştirebilirsiniz şeklinde. Henüz daha onu da konuşmadık. Bakalım. Yani aslında kahve makinesinden çok memnunuz. Yani kahve makinemiz bozulana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çok memnunduk. Kapsül kahve makinesine göre fiyatı gerçekten çok uygundu. Bir dünyada biliyorsunuz kapsül aldık. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyorum. Karar da veremedim ben. Bakalım eşimle bir konuşalım, istişare yapalım. Ona göre karar vereceğiz. Normalde Nespresso'nun kahve makineleri var biliyorsunuz. Ben onları hep beğenirdim eskilerden. Ama fiyatları çok yüksekti. O yüzden onu almayı hiç düşünmedik. Bu da kapsül olunca hoşumuza gitmişti. Şimdi bir de böyle bir sıkıntı yaşayınca aklımdan şu geçiyor.
Hani tekrar aynı üründen talep etsek tekrar aynı problemi yaşar mıyız? Ya da yaşarsak firma aynı şekilde iadesini sağlar mı? Bunlar geliyor aklıma. Çünkü sonuçta kahve makinesini normal şekilde kullanırken bozuldu. Yani nerede hata yaptığımızı bilmiyoruz. Ya da onlar bunu kabul ettiklerine göre demek ki bizle alakalı bir şey de olmayabilir. Makinenin kendinden kaynaklanan bir problemse de ileride yaşamamız da mümkün, olası. Bu arada dün Tospi'nin akvaryumunu temizledik, mis gibi oldu. Onunla ilgili de birkaç yorum geldi, bunlardan bahsedeyim. O kafes yalnız. O akvaryum kaplumbağa için küçük diye. Şimdi şöyle bir durum var. Biz ev ortamında bu hayvana bakıyoruz. Ve daha büyük bir akvaryumu koyacak, zapt edecek yerimiz yok. Zaten bu bile yani 40 litre su alıyor. Yani evet, normalde biliyorum daha büyük bir akvaryum olması gerektiğini. Normalde de zaten yani kaplumbağanın boyutuna göre kaplumbağa evi değil de daha doğrusu tank deniyormuş. Tankta bakılması gerekiyormuş ama bizim şu an ev ortamında böyle bir ortam sağlama imkanımız yok. Yabancı kaynaklara ve Türk kaynaklara da baktım, araştırdım. Yabancı kaynaklarda yazan şey, kesinlikle bu kaplumbağayı aldıysanız geri vermeyin. Çünkü bu hayvanlar çoğaltılıyor ve çok yüksek fiyatlara satılıyor diye. Öyle olsun da istemiyorum. Ben gerçekten kaplumbağayı çok seviyorum. Çok tatlı. Bakın çırpınışları. Sadece o akvaryumun içinde hareket alanı çok kısıtlıydı. Ben zaten baştan alırken demiştim ki bir tane çiçek alalım. Ama eşim de böyle iki çiçek olsun daha güzel gözüküyor falan demişti. Birazcık çiçek biraz alanı daraltıyordu. O yüzden çiçeği birini kaldırdık. Orada daha çok bir alana sahip olsun diye. Şu an akvaryumu değiştirme ihtimalimiz yok. Gerçekten yok. Şu an için durum bundan ibaret. Tospik'le alakalı da güncellememi yapayım. Ben bu arada bu yorum yapan kişilere de cevap da verdim. Ama geri cevap alamadım. Geri dönüş alamadım. Mesela ne kadar yem vermem gerekiyor? Önce bunu bir öğrenebilirsem daha iyi olur. Madem bu kadar bilgiye sahipsiniz, gerçekten kötülüğüne söylemiyorum, iyi bir şey olarak söylüyorum. Keşke bana ne kadar yem vermem gerektiğini de söyleseniz. Çünkü şimdi bizim orada kaplumbağayı aldığımız yerdeki kişi tabii ki bize söyledi ne kadar yem vereceğiz ama sonuçta bu kaplumbağa büyüyor. Büyümesine göre, gelişimine göre çoğaltmalı mıyız? Ne kadar çoğaltmalıyız? Ne vermeliyiz? Bunu bir kafamda soru işaretleri var yani bununla ilgili. İnternetten de araştırıyorum her gün. Girip bakıyorum. Öyle işte. Tabii ki video çekmiyorum ama evde de durumlar devam ediyor. Yani evde temizlik yapılıyor, bulaşık yıkanıyor, çamaşır yıkanıyor sürekli. Bu döngü asla bitmeyen bir döngü biliyorsunuz. Mesela şu an çamaşırlarım makineden çıktı, serilmeyi bekliyor. İki posta çamaşırım vardı, kurudular, katlanmayı bekliyorlar. Burada bulaşıklar, dün akşamın bulaşıkları, onlar yıkanacak. Normalde ocağı en son temizlerim ama bugün dedim ki şu tezgah üstünü güzel bir temizleyeyim. Gerisine devam ederim.
Bu arada benim zeytinyağı arkadaşım kendine getirdi. Bakar mısınız? Tekrar yeşil açmaya başladı. Nereye koyacağımı yine bilmiyorum. Bu mutfak senin de olmaya başladı aslında. Dedi ki Feyza abla 3 günde bir sula. Çok fazla sulama. Şimdi onun evi benim eve göre daha serin. O yüzden ona vermiştim zaten. İnşallah tekrardan bir sıkıntı yaşamam diyorum. Ve bunu da şimdilik akvaryumun yanına koyacağım. Evdeki işleri hallettim. Şimdi sağlık ocağına gidiyoruz. Bu arada bu üstümdeki kıyafetler yeni. Kayınvalidemin hediyesi. Şöyle arkası kapşonlu. Çok güzeller. Çok beğendim. Kesesine bereket. Şimdi gidelim Arasçımızın ilacını alalım. Yapacak bir şey yok. Çünkü ateşin yükselme olasılığı yine var. En azından boğazlarındaki enfeksiyon geçerse ateş de çıkmaz çok fazla. Hadi gel gidiyoruz. Saat 10 oldu. Ben ancak telefonu elime alıp video çekebiliyorum. Biliyorsunuz Arasçığım birazcık boğazlarında kızarık var demiştim. Sağlık ocağına gittik. Doktor kontrol yaptı. Ve dedi ki boğazlarındaki kızarıklık ve şişlik çok ileri boyutta şu an değil. Takip edelim, gözlemleyelim. Yani 3 gün içerisinde geçmezse antibiyotiğe öyle başlayalım dedi. Antibiyotiği yazdı, aldım ama henüz hazırlamadım. Yani hazırlamayı kenarda bekletin dedi. Bu yüzden de şu anda yani ilaç tedavisi önermedi doktor. Sadece bir alerji ilacı var. O alerji ilacını verdi. Gece yatmadan önce verin. Hem dedi boğazlarındaki kaşıntıyı, öksürüğü birazcık rahatlatır, rahat uyumasını sağlar dedi. O yüzden onu veriyorum şu an sadece. Bugün işte ben oradan dönerken arkadaşım aradı. Dedi ki Feyza'la pikniğe gidelim diyoruz. Beraber gidelim mi falan diye. Arasın ilaçlarını aldım. Oradan markete uğradım. Marketten işte içecektir. İşte ekmektir. Onları aldım. Oradan sonra da eve geldim. Piknik sepetini hazırladım. Hiçbir şey paylaşamadım. Kusura bakmayın. Hiçbir şey de çekemedim orada çünkü. Çok güzel bir yere gittik bugün. Böyle özel bir piknik alanıymış. Para veriyorsunuz ve piknik yapıyorsunuz. Çardaklar var. Çardakların etrafı çevrili. Rüzgar almıyor. Güzel de. Aynı zamanda mangal var. Yani mangalınız varsa götürüyorsunuz ama ayrıca orada da böyle demirden kutu gibi mangallar var ve içine odun doldurup yakabiliyorsunuz. Çok güzeldi. Önce bir mangalımızı yaptık. Güzel salatalarımızı hazırladık. Yedik. Sonra bir sucuk ekmek yedik.
Ve sonrasında da ateş yakıp ateş başında sohbet, muhabbet öyle takıldık. Çok eğlenceliydi. Arasa da iyi oldu. Oraya gidince biraz havası da değişti. Açıldı biraz işte ne diyeyim sinirlerim açıldı dersiniz. Yani temiz hava gerçekten iyi geliyor hastalıklarda biliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmadığı için de gittik. Geldik eve geldikten 40 dakika sonra falan Aras'ı uyuttum. Ben şu an salondayım. Saat 10 dediğim gibi. Salondayım çünkü salon berbat durumda. Size şöyle bir göstereceğim. Hızlı hızlı buraları bir toparlayacağım hazır Aras uyumuşken. Gece nasıl geçecek bilmiyorum çünkü gece yine uykusuz geçerse eğer ben de dinlenmek istiyorum. Aynı şekilde yarın da tüm gün takip edeceğim Aras'ı, o yüzden yarın da çekemem. Dedim ki videoyu da sonlandırmaya gideyim. Bugün böyle bir gün oldu. Böyle yarım çektim, yarım çekmedim. Kusura bakmayın bunun için. Günlük koşturmacaların arasında tabii ki video çekmeyi bazen unuttuğum, bazen aklıma gelmediği, bazen de canımın istemediği oluyor. Hoş görün. Gerçekten anı yaşamak da bazen gerekiyor. Güzel bir gün geçirdik yani. Şimdi artık veda zamanı. Önce bir salonu size göstereyim. Öncesi sonrası yapalım ve sonra da veda edelim. En toplu yerimiz burası. Şimdi döndürüyorum. Burada bir etkinlik. Şimdi bunu etkinlik olarak görüyoruz. Çünkü Aras'cığım gerçekten bayılıyor bunları renklerine, sayılarına göre eşleştirmeye. Biz bunları yan yana koyup sayıları soruyoruz. Mesela 5 ile 8 yan yana koyuyorum. Kaç oldu Aras falan diyorum. Bu bizim için çok güzel bir etkinlik. Aras'cığım çok seviyor. Burada bu etkinliğimiz. Burada otopark yaptık arabaları. Onlar var. Bu kısımda babası ona çadır yaptı. Çadırın altında yaklaşık 1 saat, 1,5 saate yakın puzzle oynadık. Bakın burada daha etkinlikleri vardı ama dün daha fazla etkinlik yapmak istemedi. Bu yüzden burası böyle dağınık. Burada şey etkinliği var. Sağ sol beyin çalıştırması için böyle bir kitap almıştım. Etkinlik kitabı o var. Bunu oynadık. Burada yine arabalar. Yani şöyle gösterecek olursam Arasçığımın dağınıklığı böyle. Yani gün içinde artık kaç tane etkinlik yapacağımı şaşırıyorum bazen. Çünkü evde vakit geçirmekte çok zorlanıyoruz. Büyük ihtimalle okula artık yazdıracağım. Gideceğiz yani artık yarım gün okula göndereceğim. Ama önce şu hastalık mı değil mi kısmını bir çözeyim. Ondan sonra hallederim. Bir de bu kısım var. Hani demiştim ya iki posta çamaşır. Şunlar yıkanacak. Bunlar var. Bir de balkondakiler var şu an. Onlar da kurudu. Üçüncü posta. Onları da toplayayım. Hepsini birden benimkiler, eşiminkiler, buraya da Aras'ınkiler diye ayırıp yani her şeyin daha hızlı bir şekilde hallolması için onları ayırıp onları da katlayacağım. Mis gibi güzel bir salona kavuşacağız inşallah. Şimdi hızlıca şu oyuncakları topladığım kısmı sizinle böyle bir hızlıca halledelim.
Arkamda sadece bu yani yığın kaldı. Sadece onlar katlanacak ama onları şu an katlamak istemiyorum. Dinlenmek istiyorum. Bu yüzden şu anda bırakıyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.